Biz de A Haber ekibiyle oyuncak arabaların hareket edebilmelerine şahit olacağız. Sözü hemen A Haber ekibinden Esra Çağlar'a bırakıyoruz. Esra. Evet, Banuel, beyin gücüyle eşyaların hareket ettirilmesi bugüne dek bilim kurgu filmlerinde ya da illüzyonistlerin gösterilerinde karşımıza çıkmıştı. İşte biz şimdi size canlı yayında bu küçük yarış arabalarını peak performans, yani Türkçe adıyla doruk performans yöntemiyle bu araçları hareket ettireceğiz. Yani beyin gücümüzle bu araçları hareket ettirmeye çalışacağız. Bu yöntem aslında konsantrasyonu arttırmak için kullanılan bir yöntem. Beynin çalıştırılmasını sağlayan bir yöntem. İşte şu anda ben size bunu göstermeye çalışacağım. Bu beyin gücünü kullanabilmemiz için benim de şu anda üzerimde gördüğünüz gibi kulaklarımıza ve kafamızın üzerine bazı elektrotların yerleştirilmesi gerekiyor. İşte bu elektrotlar bilgisayara bağlı ve aynı zamanda benim beyin gücümle çalışan elektrotlar da işte şu gördüğünüz sarı arabaya bağlı. Benim şimdi o sarı arabayı hareket ettirebilmem için önce ona odaklanmam gerekiyor. Şu anda hareket ettirmek çok mümkün değil. Aslında bu da şunu gösteriyor bir anlamda. Stres altında olduğunuz zaman hareket ettiremiyorsunuz, beyin gücünüzü kullanamıyorsunuz. Yani bu sarı arabanın şu anda hareket edemiyor olması benim ona şu anda odaklanamamış oluyor olmam anlamına geliyor. İşte biraz gördüğünüz gibi hareket etmeye başladı. Aslında uzmanlar derin nefes alarak bunu hareket ettirebileceğimi söylüyorlar. Ben de şimdi bir derin nefes alacağım. Üzerindeki stresi biraz atmaya çalışıyorum. Gördüğünüz gibi işte arabam da hızla hareket etmeye başladı. Bu yöntemin nasıl işlediğini psikiyatrist doktor Tanju Sürmeli ile konuşacağız. Tanju Bey, sizi böyle yanıma alacağım. Ben elektrotlar nedeniyle çok fazla hareket edemiyorum. Bu peak performans yöntemi, doruk performans yöntemi acaba nasıl işliyor? Kısaca anlatır mısın? Şimdi beynimizde elektriksel bir akım var. Bu elektriksel akımları kontrol edebilmeyi öğrenmeye başladık ve bunlarla ilgili bir sürü çalışmalar var. Bu da onun ürünü. Kendi beynimizdeki elektrik akımını kontrol etmeyi öğrenirsek ki bu dikkatimizi, konsantre olmamızı sağlayan beyin dalgaları, sağlıksız dalgaları azaltıp sağlıklı dalgaları arttırabilme yöntemi. Bununla küçük sensörlerle bu araçlara bağlanıyor ve canlı bir oyun halinde bir software programıyla bu araçları hareket ettirmeye başlıyorsunuz. Eğer yoğunlaşırsanız, dikkatinizi verirseniz araçlar belirli bir şeyde hareket etmeye başlıyor veya çok ciddi anlamda yoğunlaşırsanız hızlı hareket etmeye başlıyor. O sırada beyninizde elektriksel akım değişkenlikleri oluyor. Bunu sağlıklı bir şekilde kontrol etmeyi öğretiyoruz. Günlük hayatımızda her gün bu değişiklikler oluyor ama elektrotlar olmadığı için bunu kontrol etme becerilerimiz yok. Bunu bilgisayar ortamına bağlanarak, beyine göstererek, görsel olarak ne yaptığımızı tekrar tekrar yaparak işte 10 gün, 20 gün aralıklı birer saatlik çalışmalarla bu şekilde yaparsak dikkatimizi arttırabiliyoruz, konsantre olabiliyoruz, strese karşı daha toleranslı olabiliyoruz. Aniden parlamalarımız, kızgınlıklarımız gevşemelere dönüşüyor. Daha relax, daha sakin bir ortamda, daha doğru karar verebilmeler, daha planlı işler çıkarabilmemizi sağlıyor. Ki bunlar hem üst düzey yöneticiler için yapılan çalışmalar var. Hem de çocuklarla ilgili dikkatle öğrenmeyle ilgili zorluk yaşayan çocuklarla ilgili önemli derecede çalışmalar var. Bir de futbol dünyasında da kullanılmaya başlandı. Ne şekilde kullanılabiliyor? Mesela çocuklarda ne şekilde kullanılabiliyor? İş adamları ya da futbolcular, biliyoruz ki Milan futbolcuları bu yöntemle performanslarını arttırıyorlar. Ne şekilde Şampiyon kullanılabiliyor? oldular o sene, Avrupa şampiyon oldukları zaman. Yine aynı şekilde bir futbolcunun stres altında karşılaştığında beyninde elektrik akımında değişkenlikler oluyor. Bir de bu futbolcular kafalarına küçük ya da büyük bazen darbeler alabiliyorlar ve bu darbeler elektriksel akımı değişkenliğe uğratıyor, değiştirebiliyor. Sağlıksız dediğimiz dalgaları arttırıp onun o anki konsantrasyonunu, maçtaki performansını etkileyebiliyor. Ya da yüksek stres altında, biraz önce siz ilk bağlandığınızda yüksek stres altında ne yapamadınız? Yoğunlaşamadınız. Ne diyor o zaman futbolcu? Çok stresten başaramadık. Ama eğer beyine öğretirsek çok stresli ortamda bile başarabilmeyi öğrenebiliyor beyin. Ancak bu yöntemlerle kalıcı hale dönüştürülebiliyor bu öğretide. O zaman daha iyi koordine olabiliyor. Kaleciyle karşı karşıya kaldığı zaman heyecanlanıp panik yapmıyor beyin. Sağlıksız bir dalgasını arttırmıyor. Sağlıklı dalgayı arttırmış oluyor ve odaklanıyor. Vücut da
göz koordinasyonu arasında bir ciddi bir bağlantı oluşuyor o zaman ve ne yapabiliyor? Yüksek performansını her an sağlayıp onu gole dönüştürebiliyor. Havaya atmıyor. Bu onu yapıyor. Chelsea takımı da geçen sene bunu uyguladı. Hemen hemen peki şimdi, bütün oyuncuları uygulayınca şampiyon oldular. Peki şimdi sarı araba bana bağlı olan araba. Biz az önce konuşmamız sırasında da aslında yürümeye devam ediyordu. Aslında evet. Ben sizinle konuşuyorum ama. Benimle konuşurken odaklanmış oldunuz. Neye? Konuya odaklandınız. Benim söylediklerime odaklandınız. Stresinizi attınız. Şu an onu yapıyorum ya da başaramayacağım korkunuz kalmadı ve sağlıklı dalgalarınız artmaya başladı. Sağlıksız dalgalarınız azalmaya başladı. Gereken verileri beyin değerlendirip onu hareket ettirmeye başladı. Gayet de görüyorum ki çok hızlandı. Hızlı hareket ediyor şu anda. Evet, demek ki biraz daha rahatladık. Yayının başında olduğundan şu anda demek ki stresim biraz daha azalmış durumda ki gördüğünüz gibi benim sarı arabam hızla ilerliyor. Peki şunu soralım, ne kadar süre çalışmak gerekir? Bu hemen bir kere çalışmakla bir yapılabilecek. Çalışmayla öğrenilmiyor genelde. Beyne kalıcı olabilmesi için bu çalışmanın tekrar edilmesi lazım. Ortalama 20 saatlik bir çalışmayla bazı beyinler 20 saati geçebilir. Yani bu her gün günde bir saat yaparsanız. Haftada 6 seans yapsanız 6 saat işte 20 günden daha az bir zamanda ya da 20-25 günlük bir zaman içinde bunları öğrenmeye başlıyor. Beyin ve kullanmayı öğrendiği zaman şimdi bu bilinçaltımızı bilinçli hale getirmek bu yöntemin amacı. Aynı bisikleti kullanmayı çocukken öğrenip yıllar sonra üstüne çıktığımızda ne diyoruz? Aa başardım yapabiliyoruz. İşte aynı şeyi öğreniyor beyin aynı yöntemle. Bilinçaltını bilinçli hale getirmeyi öğreniyor. Peki son olarak son kullanımı sağlatıyor. Son olarak şunu sormak istiyorum. Şimdi daha önce bilgisayar oyunlarında bunu yapabiliyorduk bilgisayar üzerinde. Şimdi böyle görseli dökebiliyoruz. Bu arada sarı arabam hala hızla devam ediyor. Bundan sonraki aşaması nedir? Şimdi bundan sonraki aşaması şimdi Alman teknolojisi, araç yapım teknolojisi bunları o küçük sensörleri daha büyük headphone'lar gibi yapıp insan beyniyle direksiyonsuz bilgisayar aracıyla 30 kilometre hareket ettirebildiler aracı ve durdurabildiler insan beyninin performansıyla. Şimdi teknoloji buna gidiyor. İşte yarın iPad'larımızda bu teknolojiler olacak. Uyku bozukluğumuz olduğu zaman küçük bir sensörü takıp kendi beyin dalgamızı ayarlayıp uykumuzu daha iyi yapabilmeyi, beyin dalgasını ayarlamasını öğreteceğiz. Dikkatimizi kullanmayı daha iyi öğreteceğiz ki bir seyahat esnasında bile bunlar mümkün olacak. Çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. İşte Banuel beyin gücüyle neler yapabileceğimizi kısmen canlı yayında size göstermeye çalıştık. Şimdilik aktaracaklarımız bu kadar. Söz yeniden sende. Esra, teşekkür ediyoruz ve tebrik ediyoruz ayrıca. Sayın seyirciler, bu bağlantıyla bültenimizi noktalıyoruz.